Yalnız ciddi bir konu daha var girmemiz gereken. Aha. Mı? Biraz ha, geliyor şimdi. Hmm. Şimdi Türkiye'nin en başarılı anketörü, hatta ülkemizin gururu, bizi çokça yarışmalarda temsil etmiş ve özellikle de bağırsak sporlarında inanılmaz gelişmelerde bulunmuş Kemal Özkiraz ve beraberine getirdiği bir kriz var. Başlığı gidelim sevgili Şuto. Ciddi bir sorun var. Bunu bugün konuşmamız gerekiyor. Lütfen, lütfen sandığım şeyi söyleme lütfen. Anketsiz kalamam. Avrasya'da kabız krizi var. Yapma ya. Ciddi bir... Hayır ya. Olamaz. Abi. Seçime bir ay kala. Yapma. Bende bir kulis bilgisi var. Kendisinin daha öncesinde anketleri yaptığı, daha önce kullandığı tuvaletleri işaretlemek suretiyle bu tuvaletler arası boyutlar arası geçiş. Buna teleportasyon diyorlar. Solucan deliği mi efendim? Ya şöyle. Yeteneği varmış, lakin bu kabızlığından beri bu yeteneğini kullanamadığı için, bu tuvaletler arası git geli yapamadığı için çok katkı sağlayamıyormuş bu seçim Ya bir dönemine, saniye. bu sürece diye haberi geldi. Türkiye'nin belki de aydınlık günlerine kavuşturacak, belki de hepimizin beklediği siyasi kurtarıcımızın yoluna ne yapacağız şimdi? Şöyle bir sorun var. Ben bir çözüm diyorum. Avrasya Anket, Türkiye'nin en güvenilir anket şirketi Avrasya Anket, bir anket yayınladı sevgili Cahreyn. Bilmiyorum takip ettin mi? Buna göre CHP'nin oylarında ciddi bir erime var. Evet. Şimdi uzmanlar Evet, diyorlar evet, ki evet, bu evet. erime Liste kesinlikle yayınlanmasıyla başladı. evet, uzmanlar diyorlar ki bu tepki yani CHP seçmeni, milyonlarca CHP seçmeni Özkiraz'ın aday yapılmamasına tepki gösterip AKP'ye oy veriyor. Avrasya Anket de anket Evet, duruyor. Avrasya yalan benim özgürlüğü babam ağırlık. gerçekten 48 yıldır CHP'li. Kemal Özkiraz'ın adaylığı kabul edilmediği zaman dedi ki ben yüreğim kan ağlar Kemal Özkiraz'ımı bırakamam. Alnımla AKP'ye basacağım dedi. Bu doğru. Acilen bu hatadan dönülmesi gerekiyor. Yani partide neden böyle bir şey yapıldı hiç bilmiyorum. Lakin eğer böyle bir şey problemi varsa da kavızlık bu problemi ben Ahmet Sonuc'un çözebileceğini Hayır, düşünüyorum. hiç katılmıyorum. Yıllardır Kesinlikle. evet Hayır. yıllardır bilinir vidanjör diye Hayır. bağırarak gerekli adımları atarak bence ülkemizi feraha erdirilmesine yardımcı olacaktır Ahmet Sonuç. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerine giderken, son bir ay kalmışken bu anket krizi ya bizi çok derin etkileyecek. Gereğini yapması gereken tek bir adam var. Eren Erdem'in fitili alıp bu gece Kemal Özkiraz'ın evine gitmesi gerekiyor. Bu sorunu çözebilecek tek kişiyi o olarak görüyorum. Çünkü çok yakın dostlar. Kemal Bey bence Eren Erdem'in içinde Hepiniz kimseye... yanılıyorsunuz. Efendim, Eren Hepiniz Erdem'in ilacı yanılıyorsunuz. olsa kendi keline sürmez miydi? Kendi götüne sürer mi diyecektim. Evet. ama hepiniz yanılıyorsunuz. Burada biliyorsunuz ki bir rulo, bir boru hattı Evet, bahsettiğim olay söylemi bu var. zaten. Yani Evet. bunu konuşalım biraz. Bu işi çözecek kişi Muharrem İnce'nin ta kendisidir. Rektal boru insertasyonu yöntemiyle. Tedavisi. Hocam o Evet, zaman tedavi çok zorlaşır ama. Rektum yırtılması falan. Yani sıkıntı. ama yapacak bir şey yok. Yani yırtılanı dikeceğiz Gerçi bu kardeşim. vatan için, bu vatan için her şey Kardeşim, ülke yapılabilir. için Evet. bazı Yani feragatlar. benim o boruyla o rektuma girmek isteyen arkadaşlarım var. Yani yeter ki anketlerin devamı gelsin diyorlar yani. İnsanlar hazır buna. Başlığı da girelim Şuto. Son şey yaptığımız başlığı. Bunun konuşulması gerekiyor. Ahmet çok doğru bir yere değindi. Her şeyi geçtim. Ortada verilen bir söz var. Ve milyonlarca insan bu sözün tutulmayacağını bekliyor. Verilen söz şuydu. Ses kaydını Memleket... açalım. Ben ses kaydını açıyorum şu an. Tabi bunu okumaya gerek yok. Şunu diyor yani. Muharrem İnce %3 Dur dur alırsa, dur 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 direkt %3'ü tartışmasını sevgili alırsa. Şuto yayına Tamam, verir durdurdum misin? ses kaydını. Durdurdum ses kaydını. Görüntü. Gerekeni ben yapacağım. Gereken şeyi versin Şuto görüntüyü lütfen. Görüntüyü gir. O görüntüyü ver.
Derin bir sessizlik oldu. Görüntü girdi mi? Benim aklımda çok başka bir soru var. Yani bu rulo nasıl bir rulo? Peçete rulosu mu? Boya sen fırçası mı? Gibi bir rulo mu? Havlu rulosu mu? Tuvalet kağıdı rulosu gibi bir rulo mu? Nedir bu rulo? Yani nasıl bir rulo? Şahsi fikrimi söyleyeyim. Ama rulodan ziyade 1 kilo kabuklu Antep fıstığını ben tercih ederdim. Ama gel gör ki istediğimiz gibi gelişmiyor her hadise. Ya o şöyle. Ağızdan bir kere çıkmış o laf, rulo lafı. Önce yani önce rulo verilen sözü unutmamak için ben dedim görüntüye girelim diye. Usta bulmakta zorlanmış olabilir. Birazdan sözü girecekler ki burada yanılmış olmayalım. Kendisine vermiş olduğu bir söz var, bir erkeklik sözü. Ney? Gerekeni yapacağını söylemişti. Ve biz de şu anda bekliyoruz. Gereken yapılacak mı? Ama ortaya ciddi sorunlar çıkıyor. Yani Ahmet'in de bahsettiği gibi. Bu anketler hangi süreci kapsıyor? Ve diyelim ki bu anketler gereğini yapacağını söylemişti anketleri alıp da. Şimdi bu anketlerin bir tanesinin boyutuna kadar bunu bir şey yapmak gerekiyor. Ve alabilecek mi? Bu da ciddi bir sorun. Yani ben bu anketleri bununla ilgili kendisine ulaştım. Yani kendisini taklayarak defalarca tweet atıp şunu sordum. Yani spesifikasyonlar konusunda anlaşmamız lazım. Sayfa başına A3 mü, A4 mü, A5 mi? Tamam, Muharrem İnce %3 alsın, anketleri rulo yapsın, bana göndersin, ben gereğini yapayım. Tamam mı? Evet. Muharrem İnce %3 alamazsa anketleri biz rulo yapalım, ona gönderelim, o gereğini yap. Muharrem İnce'ye o zaman Yalnız ben bu videoya bir açıklama geldiğini hatırlıyorum. Fark ettiyseniz tuvalette olduğu evet. için ses yankı yapıyor. Onu söyleyecektim. Evet. Evet ya evet. İnsanlar arkadaşlar insanlar götünü klozete takıp sizin için anket çıkarmaya çalışıyor. Bir de tuvalette yankı yapıyor diye ağlıyorsunuz. Evet saygı etmeyin lütfen. Aynen. Efendim Muharrem Bey'in değil Memleket Partisi'nin olduğunu sonradan iddia ederek bir açıklama gelmişti bu videoya. Öyle bir hatırlatmada ben bulunayım. Bir dakika ama son Avrasya anketine göre evet. Ki güvenilir bir anket çünkü 3 katmanlı bir tuvalet kağıdının üzerine yapılmış. Son Avrasya anketine göre memleket de aşıyor bunu. Tabii liste açıklanıp yani, Kemal Bey aday gösterilmediği için bu yaşandı. Hı. Bu rulolardan kaçış yok. Bir de ironik olarak hocam anketler günün sonunda getirdi diyebilir miyiz? Ya bak diyebiliriz de şöyle şey var. Peki anketler bu olay gerçekleştiği zaman çıktıkları yere geri gidecekler bu durumda. Bu da enteresan bir ironi, bir döngü. Bunu bir parkur olarak tasarlayıp iki rulo arasında Acun'un ünlüler ve gönüllüleri yarıştıracağına dair söylentiler bile çıkmaya başladı şimdiden. Yani heyecanla bekliyoruz yani. Nasıl bir ben şey de bekliyorum. Aldığım duyumlara göre Özkiraz şu anda bu şeylerin çalışmasını yapıyor. Anketlerin çalışmasını yapıyor. Ve yine iddiaya göre bu konsept, bu rulolar alındıktan sonra kendisi 3 ruloyu birden bahsi geçen bölgeye sokmak suretiyle bu rekoru tamamlayacakmış. O zaman biz zaten 3 tane çıkarıyorduk diye. Kiraz çekirdeğinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürtçü dükkanı diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle. Merakla bekliyoruz. Bunların boyutları ne? Bir rulo kaç santim? Bir rulo kaç santim? Ve bir ruloyu bir insan nasıl alabilir? Yani bunlar da çok önemli sorular. Kaça bir de şöyle bir şey var. Bak Cecan şöyle bir şey de var. Şimdi bak burada da cinlik var. Sen bu sözü verirken ruloların gerekli şeyini, taahhüt şeyini vermiyorsun. Ölçüsünü. Rulolar, aynen. Kaç santim olacak şimdi? Sen şey de diyebilirsin. Ben bir tane rulo sokacaktım arkadaşım diyebilirsin. Benim kişisel fikrime göre bir sene içerisinde bütün ruloları. Ahmet ne der bilmiyorum da bütün ruloları toplayıp bir evet, sene içerisinde. Evet çünkü dikkatli dinlerseniz anketleri yollasın diyor. Burada bir çoğul var ya. Yani. Ve şey evet. diyor yani gereğini. Biz yapalım. Belli ki kendisi hitabet dersi ve milletvekili olacağını düşündüğü için Kemal Bey, Sayın Özbiş'le hitabet dersi ve diksiyon dersleri almış. Ama paralar yine boşa gitmiş gibi görünüyor. Yani bu sefer de vekil olamadı. Bu adam ne zaman vekil olacak? Benim kafamdaki soru işareti budur.
CHP seçmenin ciddi bir tepkisi var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu görmesi gerekiyor. Yani belki de milyonlarca insan Kemal Özkiraz aday yapılmadığı için sandığa gitmeyecek. Bu şaka Kemal değil. Evet, en başta Ozan Balık ATM faresi, o gitmiyormuş. Onu duydum. Türkiye Gerçekleri DHKPC emekli teröristi, o gitmeyecekmiş sandığa. Barış Arkadaş gitmeyecekmiş. Allah Allah. Eren Erdem o gün o ama gün bu da çok ama ya, bu kadar da olmaz ki oğlum. Kısır yapacakmış, kısır hocam, gitmeyecek. Hocam sakin ol. Bu hocam. Çok ama ya bu şey. Hocam sakin ol. Abi seçimi kaybedebiliriz yani. Müsterih olun, müsterih olun. Sakin içelim şöyle. Sakinleşin. Pes. Bu kadarı da çok. Bu milleti böyle bir ihanet yapılmaz.